Arkadaşlar selamlar. 3D YouTube kanalına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. 333 olarak buradayız. Sağ baştan say. Efe, geçen sene 3. ekonomi koç. Musab, 2022 eşit ağırlık 128. 2023 Sözel 116. Koç işletme. Subutay, 2022 eşit ağırlık 202. Bursa, koç işletme. Bugün neden bu bölümleri tercih ettiğimizi konuşacağız. Çünkü ekonomi işletme çok popüler bölümler. Aslında son zamanlarda öyleler. Son zamanlarda popülerler yani endüstri mühendisi. Ama neden öyleler? Camı onu okuyayım falan evet. Tarzı mentaller var. Ama evet. Neden öyleler? Ama yine genel kanı ne bileyim ya işletme mi okudun o sıralamaya? Heh gibi. Mesela yani neden hukuk yazmadın be yavrum? Evet. Tarzı yorumlar geliyor. İşte, taksici abi muhabbetleri ya da bir yere gidersin bakkalla konuşursun. Bölümünü söylersin, olsun çeker, suratı düşer. Evet, yani mesela taksiye biniyorsun, işte nerede okuyorsun, koçta o süper, ne okuyorsun, işletme, kardeşim ben de işletme mezunuyum diyor böyle. Evet, böyle. Devam ediyorsun. Sinyali veriyorsun. Sonra tünele girip 60'ı geçmemeye çalışıyor, sen de muhabbet açayım diyorsun. Tünelde bir de pencereyi kapatmıyorlar ya, ben ona çok ayar oluyorum. Böyle gürültü geliyor soldan evet. Ama kapatmıyor, kapat da diyemiyorsun. Bu bölümler böyle bölümler. Bu bölümleri insanlar işte 1 milyonda da olduğu için metrobüse falan daha ucuza binmek için açık öğretimden yazıyorlar. İşletmeyi özellikle. Evet. Ekonomiyi de yapıyor. Yapıyorlar. İktisat adı altında yapıyorlar galiba. İktisat evet. Aynı şey ya. Neden böyle? Biz neden bu bölümlerdeyiz? Bunları konuşmak istedik. Efeciğim. Evet canım. Bir Türkiye üçüncüsü bence tıp varken ekonomi yazmamalı yani baktığın zaman. Ya ben anneanneme falan hala bilmiyorum. Evet. Hiç bölümümü söyleyemiyorum. Doktor niye olmadım? Çünkü bir şey diyorum mesela çalış oğlum çalış başarılı ol falan diyor. Ben çalışıyorum falan diyorum. Mesela üçüncü oldum. Anneanneme işte sınavı dedim kazandım falan. Çalış oğlum çalışıyorum abi. Allah zihin açık versin çekip yolla. Aynen öyle. Yani yazdık yani tabii hata tıp yazmam lazımdı ama bakalım biz de yani. Muhasebe alanında. Muhasebe alanında iyi ücretler var diyorlar. Aynen. Ya mesela hedefim hesap makinesini alacağım önüme. İnşallah böyle orta seviye bir şirket. Excel bilgin var mı? Excel bilgim yok ama olacak inşallah. O da yok lan. Yok abi. Yok. Sen kötüsün oğlum ben Word biliyorum mesela. Sen ne yapıyorsun? Ben de. Benim çok bir idealim yok. Yani ben öyle okuyayım. Hani bir üniversite okumuş olalım diye işletmeye geldim. Metrobüse. Ucuz bineyim diye geldim. Çünkü üniversiteye çok böyle vakit ayırmak istemiyordum. Ya dersler de bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Ne bileyim gidip mühendislik okuyup fizik 101 falan. Gerek yok dedim. Kolay bir bölüm olsun işletme. Keyfime bakayım. De diplomam olmuş olsun. İstanbul'da ortam var dediler. Atladım geldim işletmeye. Ben de şimdi sayısaldan geçtim işte. İkinci sene. Sınava gireceğim. Eşit ağırlıktan gireceğim dedim. Evde zaten bir kaos çıktı. Daha ertesi gün böyle. İşte oğlum yapma etme, oğlum yapma etme. O kadar iyi derslerim var, niye çöpe atıyorsun falan filan. Ya dedim belki çöpe atmak istiyorum. Anladınız mı? Evet ama şunu da unutmamak lazım. Anne baban da hayatı ilk defa yaşıyor. Evet o yüzden sabırla anlatmaya devam ettim. Evet. Bir yere kadar zaten Ocak, Şubat'a kadar falan böyle şeydik, limoniydik yani. Ya en sıkı aileyi bile bir şekilde ikna edebilirsin, gerçekten istiyorsan. Evet, mesela geçen işte babamın bir arkadaşı geldi. İşte işletme falan dedim. Babam şey dedi, yani işletmede ben sana çok karışmadım da keşke dedi öyle ekonomiye değdirdi mesela. Ya da ne bileyim hukuk, uluslararası ilişkiler. Zor yani anlatmak kolay değil. Bunlar şey ya, serbest meslek erbabı işleri. Evet. Birazcık o minvalde ilerliyor. Neyse, sene boyu anlattım, ne yapacağıma kadar anlattım. Sonuçlar açıklandı, mezuna kaldığım belli oldu. İkinci günün başından yaklaşık Şubat ayına kadar böyle geçti günlerimiz. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ne dediysem oldu. Ondan sonra zaten artık kimse bana bir şey dememeye başladı yani. Yani öyle bir, güveniyorlar değil mi? Evet, prestij yükselmesi oldu ailenin gözünde. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi bizim aslında bu videoda size annemize babamıza nasıl açıkladıysak ya da böyle öğretmenlerimize nasıl açıkladıysak bu bölümü okuyunca ne yapılır?
Evet. Bu bölümü okuyunca ne olunur, ne olabilirsiniz, ne gibi imkanlar var? Ya da biz şu an ne yapıyoruz mesela? Kalıp bölümlerden ne öğreniyoruz? Farkı ne mesela bu bölümde? Evet. Bir hukuktan, ne bileyim, eşit ağırlıkta başka kalıp bölümü var, psikolojiden. Psikoloji var. Mesela bunlardan farkı ne bu bölümlerin? Evet. Ya ben isterseniz hemen anlatmaya başlayayım. Ekonomiyi ben iki dala ayırıyorum. Henüz ne yapacağımı bilmiyorum ama bir akademi kısmı var, bir de özel sektör kısmı var benim için. Akademinin yolu şöyle. Üniversite sonrası yüksek lisans, üstü doktora. Sonrasında Özgür Demirtaş tarzı bir akademisyen olup danışmanlıktır. Ekonomi bilimi nedir? Ekonomi bilimiyle ilgili farklı çalışmalar tarzı bir kariyer hedefi olabilir. Ekonomist ayağı diyorsun yani. Ekonomist ayağı diyorum, aynen öyle. Mesela yani Merkez Bankası'nın başı tarzı, evet, hayalleri olan insanlar için. Ya da bir akademisyen olmak, bir ekonomiyle ilgili bir bilim adamı olmak aslında gibi bir hedef olabilir. Ve akademisyen olmak demek özel hayata asla giremeyeceksin demek de değil. Buradaki çoğu akademisyen aynı zamanda özel hayat geçmişleri de var. Özel sektör mü? Özel sektör daha doğru olur. Evet, takılıyorlar mı? Özel hayatları da yüklüymüş yani. Özel sektör de aslında bildiğiniz bankacılık olur, P&G olur, işte danışmanlık şirketleri olur. Klasikler. Aynen öyle. Üç temel eser. Özellikle danışmanlık şirketlerine girmek şu an inanılmaz bir moda. Bu da ikinci sektör herhalde. Evet. Danışmanlık mı? Bu da ikinci sektör. Benim için mi? Senin hani ikiye ayırmıştın ya. Hayır, benim için ayırdığım kısım özel sektörde. Özel sektörde ne olur bilemem. Ama danışmanlık güzel bir alan gibi duruyor. Tabii canım, başkasının parasını yönetiyorsun sonuçta. Sen ne diyorsun? Ya şöyle, bence şunu bir eklemek lazım. 18 yaş meslek seçmek için çok böyle büyük bir idealiniz yoksa bence erken. Öyle. Evet, bu bölümlerde meslek seçimi gerektirmeyen bölümler aslında. Evet, o yüzden bu işletme, ekonomi gibi alanlar size biraz daha bu imkanı sağlıyor. Yani ne bileyim, çok uç olacak belki ama tıpla karşılaştıramazsın, tıp okuduğunda doktorsun. Ama burada ne bileyim, çok farklı işler yapabilirsin. O yüzden ben biraz daha bunları böyle kullanışlı görüyorum bu bölümü. Aynı biraz şekilde. Daha mantıklı geliyor bana. Bir de karar veremediysen ve az önce kendim için söylediğim gibi, yani çok bir idealin yoksa yani işletme diye düşündüm. Yoksa benim katılıyorum. Böyle çok temellendirebileceğim bir argümanım yok işletme üzerinde. Ya ben de açıkçası bu sene sahip oldum bu bakış açısına. Ama öncesinde benim yazma sebebim de milyon tane farklı iş alanına sahip olabilmemdi. Evet. Yani ne istediğime üniversitede karar verebilecektim ekonomi okurken. Belki de bu yüzden popüler zaten. Öyle. Şu anda Koç Üniversitesi'nin en yüksek sıralamalı bölümü. Evet. Türkiye'nin eşit ağırlığı. Ekonomi 80 ile alıyor. İşletme 130 falan sanırım. Yanlış bilgiler veriyor olabilir ama. 129 mu, öyle bir şeyle aldı galiba. Evet. Uluslararası ilişkiler çok 250. Yüksek. O da çok tarzı. Yüksek. Hepsi çok yüksek şu anda. Bunun dışında hukuk gibi işte. Önceden Galatasaray hukuk yani, biliyorsunuz. Çok büyük top tier'dı neredeyse. Evet. Ekoldü değil mi? Evet. Şu an kaçıncı bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. İlk üçte yok muhtemelen. Yok. Muhtemelen yok. Evet. 200'lere çekmişti geçen sene. Çünkü dünya buna evriliyor aslında birazcık baktığınız zaman. Şimdi bir hukukçudan ya da bir ne bileyim uç örnek tabii ama tıpçıdan böyle farklı bir kariyer planlaması bekleyemez. Çok farklı bir kariyer planlaması bekleyemezsin yani. Sadece onun izin verdiği müddetçe dallanabilir. Evet. Ağaç. O da niş bir istek ya, hukuk okumak işte. Savcılar türedi ya. Evet ya, şöyle bir şey var. Benim ortaokul matematik hocam savcı olmuş. Geçenlerde onu gördüm. Hala okudum. Bilmiyorum. Öyle zaten bize diyordu, sınava girdim hukuk okuyacağım falan diye. Hukuk öyle bir şey. Mesela bir yine iş adamından duyduğum şey şuydu. İşte hukuk oku, avukat ol, savcı ol. Savcılar arasında bir tanınırlığın olsun, hepsi ahbabın olsun. Sonra ticarete gir. Hani yapıştır. Hani yapıştır. Ahlaksız teklif geldi. Hani. Öylesi hani. De var yani. Yani hukuk da aslında biraz açık bir bölüm. Evet, aynen. Özellikle illegal bir şey. Hocam bu spoiler sitesi yöneteceksiniz. Olabilir yani. Özellikle son dönemdeki popüler bir diziden dolayı. Ne o? Yargı. Argı mı? Suits izleyip de şey olan çok Suits var. Suits izleyenler de var. Hayata sövüyorlar ama şu an mesela. Mesela zor bir bölüm. Yani evet, okuması çok zor. Kazanması daha kolaydır okumaktan muhtemelen. Büyük ihtimal. Olabilir. Zor ama hukuktur, tıptır. Ben açıkçası çok saygı duyuyorum. Tabii canım. Ben hastasın. Kendimde o
ışığı görmedim yani. Şöyle ben hukuk okumak istemiyorum yani. Böyle bir gelecek görmüyorum. Tıp alanında bilim insanı falan olmak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Ama inanılmaz kutsal bir meslek. Yapıyorsanız, bu işi istiyorsanız arkanızdayız. Kısa kesmek gerekirse bunlar iyi bölümler. İşletme daha rahat ekonomiye göre. Biraz daha fazla boş zamanım var ama boş zamanı nasıl değerlendirdiğin çok önemli. Yani gidip boş boş takılırsan, sağda solda sürtersen çok da bir verim almazsın aldığın diplomayla ya da yaptığın işte 3.5 üstü bir GPA seni mühendislikte olduğu kadar bir yere taşımaz. Tabii canım. Yani GPA'nın bence anlamı yok ortalama. Evet, yok. İşletme ne gibi bir şey istediğine bağlı. Şöyle işletmede de abi ortalama da yapmadın. Ne yapacaksın o zaman? Hani en azından böyle bir 3.5 tarzı bir ortalama yapmak lazım. Yandın ya. Yani. İkisini de yapmadıysan yandın. En azından birini yap ki bir çıkış şeyi olsun. Ama şöyle söyleyeyim, işletme gibi bölümler için mesela 3.9 GPA'yı yapıp staj deneyimi veya kendini kovaladığı bir şeyler olmayan insana 3.3 GPA'yı olup 6 ay staj yapmış insanı ben yeğlerim. Katılıyorum, ben de yeğlerim. Yani bahsettiğim zaten bir klasmanın üstünde olmak. 3 üzeri. Evet ya, en azından bu çocukta disiplin varmış şey gösteriyor. Yani. Evet. Çünkü zorlayacak. En azından bir Erasmus'a falan gidecek bir ortalaman olsun. Böyle bir yüksek lisans programlarına başvurabilecek bir ortalaman olsun tarzı bir mental. Ama öğrencilik hayatınız üniversitede, aynen, diğer bölümlere göre çok 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 daha rahat oluyor bu, evet, dersler, sınavlar açısından. O bir gerçek, evet, yani. Evet. Eğer kafanız karışıksa, ne yapacağınızı çok kestiremiyorsanız, Koç Sabancı gibilerde bu imkan çok daha fazla. Bu bölümleri yazın, sonra yolunuzu çizersiniz. 2.5-3'ün altına düşmek çok zor bir şey olduğu söyleniyor. Öyle öyle. Gerçekten zor duruyor zaten şu an aldığımız derslerden de gördüğümüz kadarıyla. Gerçekten aşırı zor bir yanı yok. Keyifli de geçiyor açıkçası. 2.5'ün altına düşenler de genelde şey diyormuş işte yakın çevresine. Ağzım laf yapsa yeter değil mi kanka? Aynen aynen. Ağzım laf yapıyor işletme yazın. Öyle bir şey. Böyle bir durum yok. Siz de seçerken aklınızda olsun. Teşekkür ederiz baylar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizi konuk aldın. Rica ederiz. Konuşma imkanı tanıdın. Eyvallah. Sağ olasın. Evet. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bizim kanala da. Aynen, bizi de takip edin. Abone olun. 333 YouTube, Instagram. Ne varsa artık ellerinizden öper. Dikkat edin. İyi çalışmalar.